Merhaba, hoş geldiniz. MeArtı.D Mimarlık Ofisi'nin ofisinde sizi ağırlıyoruz. Çok mutlu olduk. Metin Kılıç ve Dürün Süer'in kurucu ortak olduğu MeArtı.D Mimarlık Ofisi 30 yıldan fazla bir süredir tasarım ağırlıklı olarak ofis çalışmalarını, mimarlık hizmetlerini sürdürüyor. Bugün de sizlerle birlikte aslında bizim 2012 yılında tasarlayıp projelendirdiğimiz İzmir Atatürk Organize Sanayi içindeki İASB New Teknik Lisesi'nin projelendirme süreci, buradaki malzeme kullanımı, vermiş olduğumuz kararlar ve betonla ilgili görüşlerimizi paylaşmak, söyleşmek üzere bir araya geldik. İzmir Mimarlar Odası'nın beton konulu etkinliğini de bir aradayız. Hoş geldiniz diyorum ben de ve Mimarlar Odası'na teşekkür ediyorum bizlerle bu konuda görüş alışverişinde bulunduğu için. İASB Teknik Lisesi bizim yaklaşık bir 8-10 sene önce tasarlamış olduğumuz bir yapı, bir proje. Bu İASB'nin, Çiğli Organize Sanayi'nin yönetiminin aslında bir sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirmek istediği bir projeydi. Bu amaçla bir davetli yarışma açtı. Ve biz de daha önceki böyle bir deneyimimiz olması sebebiyle bu yarışmada davetli olarak teklifimizi sunduk, projemizi yaptık ve değerlendirme sonucunda bizim hazırladığımız proje uygulanmaya değer görüldü. Bu bir kamu yapısı, bir teknik lise, sanayi yerleşkesi içinde ara eleman, teknik eleman yetiştirmek üzere kurgulanmış bir yapı. Fakat özel bir teknik lise, ancak bütün öğrencileri de %100 burslu. Bu anlamda yani ben bunları anlatmaktaki kastım aslında bu yapının mimari özelliklerinin yanı sıra bir fikir olarak, proje olarak değerini de vurgulamak istemem. Bu lise 14 bin metrekare kapalı alana sahip, 4 katlı bir yapı. Bu projenin seçiminden sonraki süreçte taşıyıcı sistem olarak betonarmeyi seçtik. Bunu seçme sebeplerimiz arasında tabii betonarmenin ekonomik olması. Ayrıca yapının bulunduğu alan Çiğli'de zemin yapısı olarak oldukça zayıf, dere dolgusu bir alan üzerinde. Bahsettiğim gibi bina 4 katlı fakat binanın altında da zemin iyileştirme amaçlı bina kütlesi kadar bir beton kütlesi kullandık görünmeyen kısmında. Onu da beton kazıkların seçilme sebebi ekonomik olmasıydı. Biz ofis olarak malzemeleri genel olarak brüt kullanmayı tercih ediyoruz. Betonu da kullandığımız zaman kaplamalardan arınmış olarak ham halinin binaya yansıması tasarım ilkelerimiz arasında. Bu binada da o şekilde tasarladık. Bu yapının tabii kamu yapısı olması, bir teknik lise olması bizim projenin tasarım kararlarında da çok etkili oldu. Hem yatırım maliyetini düşürmek,
hem kullanım maliyetini düşük tutmak, aynı zamanda yapının bir teknik okul olarak öğretici bir dilinin olması, tasarım kararlarında yönlendirici veriler olarak girdi. Daha önce de sözünü ettiğim gibi bizim 2008 yılında böyle bir okul deneyimimiz olmuştu. Bursa'da yine bir teknik okul. Orada da benzer bir yaklaşımı uygulamıştık. Burada tüm yapının aslında strüktürel kurgusunun, mekanik kurgusunun, tesisat kurgusunun kendisini açık olarak ifade etmesi, kullanılan malzemenin bütün yalınlığıyla mekan içinde hissedilmesi önemli bir karardı. Ayrıca dediğim gibi maliyetleri hem kullanım hem yatırım maliyetlerini azaltmak için kaplama katmanlarından yalıtılmış bir dil seçtik. Bu yapının ana taşıyıcı sistemi brüt beton. Bölücü yüzeyler ise tuğla ve cam panellerle kaplanmış durumda. YHSB binasında kullandığımız betonarme malzemenin hızlı bir şekilde üretilmesi amacıyla yuvarlak kullanat kalıpları tercih ettik. Bu kalıp süresini oldukça kısaltıyor. Ve inşaat süresinde betonun korunmasını sağlıyor. O açıdan çok büyük avantajları var. Fakat çok yaygın kullanılmıyor henüz ülkemizde. Çok fazla da bilinmiyor. Bundan önce Bursa'da yaptığımız otomotiv meslek lisesinde de bu kalıbı önermiştik ki bu Bursa'daki okul şu anki binanın iki katından daha büyük, 32 bin metrekare alanı var. Bu kağıt kalıp sayesinde tüm inşaat süresini 16 ay gibi bir sürede bitirdik kabası ve incesi. Bursa'nın ihalesini alan müteahhit firma yuvarlak kağıt kalıbı ilk defa burada duymuştu. Başta itiraz etti fakat bina bittiğinde bunun bayiliğini almak, hatta üretimini yapmak amacıyla girişimlerde bulunmuştu. Beton, Türkiye'de yıllardır kullanılan, yani konvansiyonel bir yapı malzemesi, aynı zamanda bir yapı sistemini de dikte ediyor. Betonarme yapı sistemini de dikte ediyor. Ve yıllardır bizim işte ekonomik erişilebilir olması, çok büyük bir uzmanlık gerektirmediği düşüncesiyle, işte ustayla inşa edilmiş, göz kararıyla beton harcının oluşturulduğu bir yaklaşımla inşaat üretimi içinde çok yoğun kullanılan malzemelerden, sistemlerden bir tanesi. Ama gerçekten betonu tanımıyoruz. Biz yalnızca bir yapıyı ayakta tutabilecek ekonomik bir üretim, bir malzeme ve üretim yöntemi olarak bunu hayatımıza sokmuşuz. Betonun potansiyellerini anlatacak ya da mimarlık öğrencilerinde bunu farkında hale getirecek çalışmalar yapılıyor. Pek çok yayınlar, yarışmalar düzenleniyor. Bu tabii bir boyutu. Ayrıca yine bu beton üreten firmaların hem bir malzeme olarak betonun niteliğini, yani daha dayanımlı olmasını, farklı renklerde, yani estetik anlamında göze hoş görünecek bir kaliteyi, bir görselliği yaratabilecek araştırmaları. Ayrıca tabii çok gündemde olan ve her birimizin tasarlarken de, yaşarken de, yani bir
birey olarak da, mimar olarak da sorumluluğumuz olan daha doğayla barışık, doğaya duyarlı, çevreye saygılı bir yapı imalatı, tasarım yaklaşımı içinde olmamız için de betonun üstüne düşeceği neler olabiliri araştıran çalışmalar var. Betonun çevreye daha duyarlı bir hale gelecek şekilde üretilmesiyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. Ülkemizde beyaz çimento kullanılıyor ikinci yaygın olarak, fakat daha çok kaplama olarak, taşıyıcı sistem olarak tercih etmiyoruz. Aslında taşıyıcı sistem olarak tercih etmememizin çeşitli sebepleri var. Onun dışında renkli betonlar var. Onları da kullanamıyoruz. Beton malzeme ekonomik olduğu için seçiyoruz. Fakat karbon salınımı da sürdürülebilirlik açısından baktığımız zaman oldukça fazla bir karbon salınımı olan bir malzeme. Tüm değerler elimde değil ama ölçü olması için şöyle söyleyeyim. Dünyada ülkeler karbon salınımında Amerika ve Çin birinci ve ikinci sırayı paylaşıyorlar. Bütün beton üretiminden ortaya çıkan karbon da üçüncü bir ülke gibi sayılabilir. Yani Çin ve Amerika'nın karbon salınımlarından sonra ki karbon salınımına eşit miktarda bir şeyi var, salınımı var. Bunlar için de dünyada araştırmalar devam ediliyor. Çok yeni bir bulgu var, daha doğrusu icat diyelim. Karbon miktarı çok düşük beton üretilmeye başlandı. Bu da betonu daha cazip hale getirecek. İşte yeşil, daha yeşil beton dediğimiz betona doğru bir gidiş var dünyada. Bunlar da herhalde ülkemizde kısa bir dönemde yaygınlaşacaktır diye düşünüyorum. Karbon salınımının yanında çimento elde ederken doğaya doğrudan da tahribat veriyoruz. Maden sahaları kadar alanlar doğa parçalarından kopartılmış oluyor. Bunlar çok gördüğümüz şeyler değil. Beton fabrikaları genel olarak şehir dışında yapılmaya çalışıldığı için onlardan elde edilen malzemelerin doğaya verdiği tahribat çok göz önünde değil.